Selamlar arkadaşlar. Hikayemize yeni videoyla devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanan yemek elhamdülillah denilerek bitirilmiş. Ardından da semaverde çaylar kaynatılmış. Halı yere serilir serilmez bizimkiler banktan kalkıp halıya oturmuş sohbet ediyorlardı. Ben ise beni oturtmak isteyen kardeşime izin vermemiş. Ben hariç gülerek sohbet eden ailemi izliyordum mutlulukla. Ali abiyle çalışırken başlarına geleni anlatan Halim amcayı dinliyorduk hepimiz. Bu piknik olayı öyle iyi gelmişti ki yüreğime, kendimi uzun süreden beri ilk defa bu kadar iyi hissediyordum. Enişte diyerek Ali abiye seslenen Anıl'a döndü yüzler. Herkesin ona bakması ile güldü. Pardon ya Ali abi diyecektim, dilim sürçtü. Kıpkırmızı olduğuma emindim. Neden utandığımı bile bilmezken efendim diyen Ali abinin sesiyle indirdim kafamı. Zira istemsiz utanmaya başlamıştım ondan. Bu yüzdendir ki ona bakmamaya çalışıyor. Onun bana baktığını hissettiğimde ise eğiyordum kafam aşağı. Diyorum ki oturmaya mı geldik buraya? Kalk bir futbol falan oynayalım. Hakikaten ya, kalkın da oynayalım diyen Halim amcaya kaydı gözler. Otur oturduğun yerde Halim. Beline zarar vereceksin, o olacak. Kendini genç mi sanıyorsun? Necmiye teyzenin sözleriyle çatıldı kaşları. Ne varmış yaşımda diye sordu. Bir anda araya giren Anıl'a döndü gözler. Sahi Halim amcaya ne yaptın? Bastın mı 80'ine? Hadi oradan be hergele. Hepimiz güldük yüzünü buruşturan Halim amcaya. Neyse hadi kalk da oynayalım diyerek ayağa kalkan Ali abiyle iyi gidin oynayın. Ben de gidip ağacın altında uzarıp maç izleyelim. Namaz vakti çağırırsınız diyerek o da ayağa kalktı. Yaşa be enişte diyen Anıl'a baktım kocaman gözlerimle. Zira çok oluyordu bu çocuk. Ona olan bakışımı görü görmez alt dudağını ısırdı. Gene sürçtü dilim, iyi mi? Diğerleri ona gülerken gözlerim istensiz Ali abiye değdi. Tuhaf bakışları karşısında beklemeden indirdim bakışlarımı toprağa. Elimde değildi. İstemsiz utanıyor ve çekiniyordum ondan. Herkes dağılıp gittiğinde namaza daha bir saat olduğunu gördüm. Annemler sohbete dalınca istemsiz Necmiye teyzenin sözlerine kaydı dikkatim. Gerçi sanki dikkatimi kendine çekmek istercesine bastıra bastıra söylüyordu her bir cümleyi. Tabii ya, onlar da evlendi. Çok mutlular şimdi. Allah bozmasın. Şu Halim de evlenseydi en kısa sürede, benim de gelinim olsaydı, ben de mutlu olsaydım çok güzel olurdu ama hayırlısı. Gelinim derken yüzüme bakmasıyla kıpkırmızı oldum ve çektim bakışlarımı yere. Ali abi yetmiyormuş gibi şimdi herkesten utanır olmuştum. Hem düşerdi de gönlüne, hem sevdası olurdu hem de hasreti. Benim evime de neşe olurdu da hayırlısı tabii. Ardından da daha yüksek sesle iç çekerek ve gözlerimin içine bakarak kısmet tabii dedi. Kısmet tabii Necmiye. Belki gözümüzün önündedir o kısmet de biz göremiyoruz. Annemin de ona destek vermesiyle çatıldı kaşlarım. Çatık kaşlarımla onları umursamamak için etrafı izlemeye başladım. Dertleri beni utandırmak ise gerçekten doğru yoldaydılar. Çatık kaşlarımla etrafı izlediğim sıra göz göze geldiğim Ali abiyle öylece kala kaldım. Onlara başkaları da eşlik etmiş olacak ki Anıl futbol oynarken o öylece durmuş çatık kaşlarıyla etrafı izleyen bana bakıyordu. Kaşlarım düzelmedi. Nedensiz bir yanım ona hala sinirliyken ve neden sinirli olduğunu bile bilmezken bakmaya devam ettim ona. Lakin Necmiye teyzenin sözlerini duyar duymaz kaydı gözlerim tekrar onlara. Bu sefer karşı çıkıp tezat konuşmadı. Bence doğru yoldayız Yasemin. Baksana bir göz göze gelmeler, laf dalaşına girmeler. Kız eskiden bunların kavga ettiği görülmezdi. Olacak olacak hissediyorum ben. Güldüm. Bu sefer sahiden istemsizce kahkaha ata ata güldüm. Öyle ki önce sesimden korkup ardından şaşkınca baktılar bana. Siz ikiniz dedim gülmeye devam ederken. Allah aşkına siz ikiniz ne zamandan beri böyle şeyler yapar oldunuz? Ergen genç kızlar gibi. İstemsizce gülmeye devam ediyordum. Zira artık yaptıkları beni sinirlendirmek yerine güldürüyordu. Allah artırsın da bu keyfinizin sebebi nedir diye soran Halim amcanın da yanımıza gelip oturmasıyla ona bakıp gülmeye devam ettim. Öyle ki gözlerim yaşlarla dolmuştu. Senin karın ve kardeşin dedim. İkisini de işaret ederken. Bu iki kadın beni güldürerek öldürmeyi planlıyorlar. Gözlerini kıstı annem. Ne münasebet canım. Elhamdülillah diyerek kestim cümleyi ve sildim ıslanmış gözlerimi. Her neyse gülesim varmış demek ki diyerek tekerlekli sandalyemi itip iki annemin de yanına gittim ve ikisinin de yanaklarından öptüm. Yan yana olduklarından bir elimle birinin yanağını, diğeriyle de diğerinin yanağından tuttum. Ben sizi yerim bak diyerek gülümsedim. Siz ne tatlı kadınlarsınız öyle maşallah. Bana şaşkınca bakmaları gülme isteğimi artırsa da tuttum kendimi. Asıl sen, vallahi hepimizi şaşkınlıktan öldüreceksin. Daha sabah dram kraliçesiyken şimdi kahkahalarından geçilmiyor. Anıl'ın sesini işitmem ile ona bakmam ve ellerimi çekmem bir olmuştu. Ali abiyle gelmiş karşımda durmuş, koltuk altında tuttuğu top ile beni izliyordu. Ne diye sordum istemsizce gülümserken.
Ağlayayım mı? Yok, ağlama da ne bileyim, omuz siktim. Ne vakit daralsa içim, düşse kuyuya kalbim, sığınıveririm Yusuf'un Rabbine. O da çıkarıverir yeryüzüne. Çaresiz hissettiğim vakit sığınırım Musa'nın Rabbine. Yarı verir önümdeki her sorunu parçalara. Ve her seferinde o Rab ki bir Yunus Aleyhisselam olduğumu vurur yüzüme. Ardından kaldırdığım yüzümü gökyüzüne ve ağır olmasına rağmen yumuşacık görünen bulutlara baktım. Zira ben sabretmediğimde de Rabbim de o benim. Çaresizliğin karnında hapis kaldığımda da Rabbim de. Şu aydınlık dünyamda da Rabbim odur benim. Elhamdülillah. Kimseyi umursamadan fısıldadım Rabbimin büyüklüğüne şahit olan gökyüzüne. Senin sahibin benim de sahibim dermiş gibi gururla. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Aklıma Necip Fazıl'ın bir şiiri geldi dedim Halim amcaya. Ali abi ve Anıl da oturdu yanımıza. Topu onları bekleyenler attı ve bize döndü Anıl. Halim amca şiirleri çok sevdiği için gülümsedi. Hangisi? Eskiye döndü sonunda. Çok şükür ya Rabbi diyen anneme bakmadan başladım aklıma gelen ilk şiiri okumaya. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmek de hüner. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altındaki saklambaçta var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta atabilmek var. Susmam ile sanki anlamış gibi söylemeye başladı son kıtayı Halim amca. Ufka bakarlar, ölüm uzakta mı? Uzakta. Ve tabut bekler suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tabut. Ardından kısık sözle söyledi şiirin ismini. Ölüm güzel şey. Derin bir nefes alıp baktım saate. Ezana sadece 15 dakika kaldığını anlayınca kocaman açıldı gözlerim. Namaza sadece 15 dakika kalmış ya. Daha abdest bile almadık. Telaşlı sözlerimle gülmelerini umursamadan acele etmem ile piknik alanda yapılmış olan küçük abdesthaneye girip güzelce abdest aldık. Biz abdesti bitirip bitirmez okunan ezanla abdesthanenin yakınındaki mescide girdik. Erkek abdesthanesi, kadın abdesthanesinden uzak ve kadın ile erkek için ayrı mescitler vardı. Biten ezandan sonra ezan duasını edip namazlarımızı kıldık geç kalmadan. Namazdan sonra ayetel kürsi okudum önce. Ardından kapandım secdeye. Gözlerim sımsıkı uyumup sığındım Rabbimin yüceliğine. Bacaklarımı kullanamadığım için ben diğerleri gibi secdeye sığınamıyordum. Kim bilir ne kadar güzel bir şeydi. Nasıl da güzel sığınılırdı Rabbin sinesine. Zira ben sadece eğilmekle yetinmek zorunda kalıyordum. Oysa ki ne çok isterdim kafamı o seccadeye gömmeyi. İstiğfar ettim önce çokça. Ardından dua ettim annem ve babama. Sevdiğim tüm insanlara. Sonunda kendim için dua etmem gereken zamana geldiğimde sertçe yutkundum. Affet dedim kelimeler dizilirken boğazıma. Çıkmazlarken dışarı. Beni affet ya Rab. Ben ki senin aciz kulun. Ben ki senden başkasına gidemeyen aciz kulun. Ey şanı yüce Rab. Ey eksiklikten münezzeh olan ve bana aldığım nefesten bile daha yakın olan Rabbim. Affet beni. Çünkü muhtacım senin affına. Sen ki kocaman kainatı yarattın. Sen ki iki denizi birbirinden ayırdın. Sen ki ey Rab benim gibi aciz bir kulu günde 5 kere huzuruna aldın. Affet, yalvarırım affet beni. Ey beni yokluktan varlığa çıkaran, hiçbir şeyken zengin eden, beni elim kolum ve ailemle rızıklandıran Rabbim. Senin yüceliğin karşısında eğiktir başım. Benim acizliğimi benden daha iyi bilirsin. Bir yudum nefesine muhtacım senin. Affet beni. Derin bir nefes alıp kaldırdım kafamı. Lakin sabitlemeye devam ettim sözlerimi yere. Açtım ellerimi Rabbime. Ey Rabbim ol deyince olduran Rabbim. Beni senden başkasına muhtaç eyleme. Ne rızkın çokluğuyla azdır beni ne de azlığıyla ele muhtaç eyle. Zira ben yalnız senin kulunum. Eşi ve benzeri olmayan senin. Senin şanın yücedir. Sana ne uyku gelir ne de uyuklama. Arşın yüce sahibi sensin ve biz şüphesiz senden geldik yine sana döneceğiz. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. Bakara 156. Duamı etmeyi bitirip ellerimi yüzüme sürdüm ve derin bir nefes aldım. Ruhum rahatlamış sanki. Mutluluk işlenmişti nakış nakış her zerreme. Bu yüzden de sanırım kocaman gülümsemem. Annemlerin duasını bitirdiğini görür görmez
Gülümsemeye devam ederken ilerledim kapıya doğru. Sonunda hep beraber toplanıp tekrar halıya oturduklarında bile gülümsemekten alıkoyamıyordum kendimi. Sahi onu anmak, anabilmek bile ne güzel bir nimetti böyle. İşittiğini, gördüğünü, bildiğini bilmek. Sahi Rabbini bulan neyi kaybetmiş ve Rabbini kaybeden neyi bulmuştu ki? İman azizim, ruhuma dermandı ve bu imanı bana nasip eden Rabbime hamdolsundu. Anıl ile beraber satranç oynayan Ali amcayı izlerken bir anda seslerini işittiğim Hafsa ve Ömer ile dağıldı dikkatim ve kocaman açılan gözlerimle etrafı izledim. Seslerini duysam bile onları göremiyordum. Necmiye teyze ile sohbet eden annemi yalnız bırakıp tekerlekli sandalyemi oynadığımız yere doğru sürdüm. Gitmeden evvel de yanımda iki tane kurabiye almayı ihmal etmemiştim. Kurabiyeleri kucağımdan düşürmemek için yavaş yavaş sürdüm ve sonunda geldiğimde ikisinin de evcilik oynamaya devam ettiğini gördüm. Hayır, öyle değil abi. Yemeği işte böyle yapacaksın. Gülümsedim ve daha fazla uzak kalmamak için seslendim. Komşu komşu, müsaitsen geleyim mi misafirliğe? Sesimi duyar duymaz gülen ve el çırpan Hafsa ile büyüdü gülüşüm. Komşum gelmiş diyerek zıplaya zıplaya geldi yanıma ve bana sıkıca sarıldı. Bak bu sefer elim boş da gelmedim diyerek uzattım kurabiyeleri iki küçük arkadaşıma. Kurabiyesini ısır ısırmaz bu amca da kim diye sorup arkamda birini göstermesiyle döndüm ve baktım kim olduğuna. Gördüğüm surette çatıldı kaşlarım. Ne işin var burada diye sordum. Omuz silkti. Ardından oturdu Enes'in yanına ve uzattı elini tokalaşmak adına. Merhaba genç adam. Benim adım Ali. Ya senin? Birbiriyle konuşan ikiliye baka kaldım öylece. Abin mi o senin? Öyleyse o da oynasın bizimle diyen Hafsa ile daha çok çatıldı kaşlarım. Ne münasebet canım. Nereden abim oluyormuş? Hem anamız mı bir, babamız mı bir? Bence oynamasın bizimle dedim. Küçük bir çocuk gibi bağlarken kollarımı göğsümde. Ali abiye bakarak söylediklerim üzerine güldü. Ama o da oynasın bizimle. Ne olur. Hem o senin çocuğun olur. Sen de onun annesi. İşittiğim sözlerle kocaman açıldı gözlerim. Ne? Anne mi? Onun mu? Olur mu canım böyle şey? Kimsenin annesi olmam ben. Kollarını göğsünde birleştirdi Hafsa. Oyun bu akıllım. Gerçekten annesi olmayacaksın ki. Omuz siktim. Olmaz. Bana ne? Hem sen onun annesi ol o zaman. Küçücük elleriyle gösterdi el abi. Onun mu? Çok büyük o. Nasıl annesi olayım ben? Sence ben ondan daha mı büyüğüm? Hem Enes de büyük senden. Ellerini beline koydu. Enes onun kadar büyük değil ama. Hem madem istemiyorsun o vakit kocan olsun o senin. Öylece kaldım. Ne münasebet dedim. Kollarını göğsünde birleştirip gülerek bizi izleyen Ali abi umursamamaya çalışıp çok mızmızsın. Tamam oynamıyorum. Yüzünü asan kız ile üzüldüm. Tamam dur. Olsun o zaman. Ne olacak ki? Ama küsme bana tamam mı? Gülümseyip bana doğru ilerledi ve küçücük ellerini yüzüme yasladı. Ama sen de üzülme tamam mı? Bu sadece bir oyun. Hem kim ki o? Niye onunla oynamak istemiyorsun? Ali abinin varlığını bile umursamadan konuşmaya başladım. Beni sinirlendiriyor çünkü. Ne yapıyor? Seni zorla oyunlarında mı oynatıyor? Onun gibi bir şey işte. Abim gibi mi? Evet, Enes gibi. O zaman ona çok kızma. Abim de çok kızdır beni ama çok da sever. Ne zaman ağlasam çok üzülür. O da öyle aslında. Ama sinirlendiriyor işte beni. Hatta artık ona sebep yokken bile kızasım geliyor. Sen de onu seviyorsun değil mi diye soran kız ile gülümsedim. Nasıl sevmem onu? Çocukluğumdan beri en sevdiklerimdendir o benim. Hem onunla konuşmayı severim hem de susmayı. Sonra gıcık etmeyi de severim, güldürmeyi de. Hem arada Kur'an okur. İşte en çok da o zaman severim onu. Babam gittiğinde yanımda olan oydu çünkü. Düştüğümde kaldıran da oydu mesela. Sonra dayanağım o benim. Allah'ın beni kendisine emanet ettiği adam. O senin kocan mı yoksa? Yoksa saklıyor musun benden komşum? Güldüm. Hayır, o benim kocam değil komşum. O benim evleneceğim adam. Bana kocaman gülümseyen kızın yanaklarını sıktığım zaman duydum anının sesini. İşte bu be, işte bu. Şimdi doya doya enişte diyebilirim Ali abiye. Ayrıca dilim falan da sürçmedi. Enişteme doya doya enişte bile diyemiyordum be. Allah'ım çok mutluyum. Annem gel buraya. Arkamı döndüğümde annemi kaldırıp havada gülerek döndüren Anıl ile bize gülümseyerek bakan Halim amca ve Necmiye teyzeyi beklemiyordum. Ellerindekilere bakılırsa toplanmış gitmek için bizi de çağırmaya gelmişler gibiydiler. Kıpkırmızı olan yüzümü önüme çevirdim ve buruşturdum yüzümü. Ama ben onlara bunu daha az utanç verici bir zamanda söyleyecektim ki. Gözlerim bana tuhaf bakışlarla bakan Ali abiye dönünce çattım kaşlarımı. Yine nedensizce ona sinirlerini vermiştim. Senin yüzünden işte. Ne olur da arkamdan gelmesen. Güldü yalandan. Gerçekten şu an takılmam gereken konu o mu? Sorusu üzerine toparladım kendimi. Neye takılacaktım ki? Güneş dedi Ali abi gülümseyerek. Desene seninle daha çok işimiz var. Çatıldı kaşlarım. O ne demek şimdi? Derin bir nefes aldı.
Sadece bizim duyacağımız sonda seni tanımak diyorum. Aslında bu bile tuhaf olacak. Nasıl yani? Benim işte tanıdığın güneş. Kafasını olumsuz yönde salladı. Ben kardeşim olarak gördüğüm güneşi tanıyorum. Eşim olacak güneşi değil. Sözleriyle sertçe yutkundum. Nasıl yani? Beni eskisi gibi sevmeyecek misin? Kafasını olumsuz yönde salladı. Hayır güneş, seni artık eskisi gibi sevemem. Seni artık bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi seveceğim. Ve bu saatten sonra da bana helal olana dek senden uzak duracağım. Çünkü bu saatten sonra ikimiz de birbirimiz için çok başkayız. Eskisi gibi olamayız. Beni korkutan sözleriyle sertçe yutkundum. Eğer dedim, kaşlarım çatık. Beni sevmezsen seninle konuşmam. Güldü. Eğer dedi, yemin edermiş gibi. Rabbim seni bana sevdirir de bunu dile getirmezsem kurusun dilim. Seni emanet görmezsem ve eğer Allah'ın bana helal kıldığından başkasına meyledersem sevgi bana haram olsun. Bu saatten sonra sana gerçekten bir kadın gözüyle bakacağım. İşte sırf bu yüzden de uzak durmam gerek senden. Ta ki helalim olana dek. Tekerlekli sandalye itmekten yorulan kolumu kaldırıp bastım son siparişi de teslim etmek adına. Makbule teyzenin kapı ziline ve açmasını bekledim. Kısa bir süre sonra kapıyı aralayan kadına gülümsedim kocaman. Selamünaleyküm Makbule teyze. Gülümsedi o da bana kocaman. Vaaleykümselam güneş. Nasılsın bakalım? İyiyim elhamdülillah. Geçinip gidiyoruz işte. Siparişleri mi getirdin? Kafamı olumlu yönde sallayıp dizimin üzerindeki siparişleri ona doğru uzattım. Siparişlerini teslim alır almaz aldık haberlerini diye konuştu imalı çıkan ses tonuyla. Bugün birçok kişiden benzer sözler işittiğim için neyse geç oldu artık. Annem daha fazla beklemesin beni. Hadi iyi akşamlar diyerek kapattım konuyu ve hızla döndüm arkamı. Gülme seslerini işitsem de umursamadım. Zira bir yandan bu sözler Ali abi de getiriyordu aklıma ve ona artık daha fazla sinir oluyordum. Bu sefer onun çok haklı olduğunu bilmeme rağmen engel olamıyordum kendime. 2 hafta. Tam tamına 2 haftadır bir kere olsun görmemiştim onu. Bu 2 haftada çokça eve gelen Halim amca ve Necmiye teyzeye rağmen bir kere olsun gelmedi bize. Annemler konuştu, isteme için gün belirleyip bu akşam anlaştılar. Ali abin sade bir nikah istediğini söyleyip fikrimi aldılar ve 1 hafta sonra nikah için anlaştılar ama o sanki bir anda kaybolmuş gibi piknik gününden sonra bir daha hiç çıkmamıştı karşıma. Daha istemeye bile gelinmemişken nikah gününde karar veren aileme bile kızamıyordum onun yüzünden. Aklıma gelen sözleriyle çatıldı kaşlarım. O ne anlardı kadın sevmekten de öyle sevecekti beni. Beni güneş olarak sevmesi yetmez miydi? Sabır ver Allah'ım. Nefsime hükmedecek gücü ver bu aciz kuluna. Onu daha fazla görmemek sinir ediyordu beni. Zira ilk defa bu kadar uzak hissediyordum kendimi. Gerçekten geldiğimiz bu noktaya kahkahalarla gülmek, ardından ise hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordum. Onu düşünmeye başlar başlamaz aklıma en sonra karşılaştığımız bakışları geliyordu ve ben istemsizce tekrar sinirle doluyordum. Çünkü artık ben de onun için diğer kadınlar gibiydim. Kafasını kaldırıp da bakmadığı o kadınlardan biri. Çokça hissettiriyordu. Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştım. Zira bu sinirle yere düşme ihtimalim oldukça fazlaydı. Tam sinirle sürmeye devam ederken tekerlekli sandalyemi kulaklarımı dolduran ezan sesiyle durdum. Kenara çekilip sessizce dinledim ezanı Muhammedi'yi. Kapandı gözlerim. Kıvrıldı iki yana dudaklarım ve kulaklarımdan her zerreme işledi her bir kelime. Sonunda biten ezan ile ettim duamı ve yakınımdaki camiye doğru sürdüm hızla tekerlekli sandalyemi. Hızlıca sürüp yardım eden hanım arkadaşlar sayesinde yetiştim sünnete ve kıldım huzurla. Namazlarımı ve duamı bitirip oradaki herkesle vedalaşıp çıktım camiden. Dışarı çıkar çıkmaz kaldırdım kafamı gökyüzüne ve derin bir nefes çektim sineme. Bugün de alacak nefesimiz varmış elhamdülillah. Tekerlekli sandalyemi süreceğim sıra bana seslenen birini işitince durdum ve bana doğru ilerleyen Zeynep'i gördüm. Selamünaleyküm güneş kuşum. Bana kocaman gülümseyen kıza gülümsedim ve aldım selamını. Kısa bir süre sohbet ettiğim Zeynep'in hal ve hatırımı sorduktan sonra direkt konuya girmesiyle kala kaldım. Sanki tüm mahallenin tek gündemi bizmişiz gibi. Akşam istemeye geliyorlarmış. İmalı sözüyle derin bir nefes aldım. Sen neden kendi yuvanla ilgilenmiyorsun acaba? Senin şu an hazırlık içinde olman gerekmiyor mu? Mutlulukla parladı gözleri. Sahibe onun karısı olmama çok az kaldı. Acımamalıydı. Hayır kalbim acımamalıydı. Bilakis sevinmem gerekti arkadaşımın mutluluğuna. Allah mutlu etsin inşallah dedim samimice. Nefsime savaş açarcasına haddini bildirircesine. Rabbim sizi birbirinizle imtihan etmesin. Mutluluk yuvanızdan eksik olmasın inşallah. Sök Rabbim bu duyguyu sök kalbimden. Beni nefsine yenilenlerden, haddini aşanlardan, hayasızlardan eyleme. Allah razı olsun güneş kuşum. İnşallah sen de Ali ile çok mutlu olursun. Gerçi o eskiden beri kıyamazdı sana. Rabbim sevginizi daim etsin. Et Allah'ım bana bir adamı sevdireceksen o adamı Ali abi et.
İlla girecekse kalbime biri Ali abi olmalıydı. Ondan başkası olmamalıydı hayatında. Madem o benim için vazgeçmişti hayatından, onu seveceği bir kadından o vakit ben sevecektim onu. Onun aradığı kadın olmalıydım ki görmeyeyim gözündeki pişmanlığı. Gerçi ne anlardım ben bu işlerden? Sevdirmekten kendini de neyse. Ali değil mi o diye soran Zeynep ile kocaman açıldı gözlerim. Hani nerede? Gözlerim etrafımda dolandı. Göremediği adam ile kaşlarım çatıldı. Sen bu adama tutulmuşsun baya. Bak söylemedi deme. Allah'ım ya ben seni böyle görecek miydim? Bir de Ali'ye karşı sözlerini umursamadan asıldı yüzüm. Şaka mı yaptın bana? Asılan yüzümle kahkaha atıp tuttu yanaklarımı ve sıktı. Ne şakası be güneş kuşum. Hemen şurada Tuna ve Kasım'ın yanında. Gösterdiği yere döndü gözlerim. Yaptığımın yanlış olduğunu bile bile. Lakin beni görmeyen ve arkadaşlarıyla gülerek konuşan adam ile çatıldı kaşlarım. Arkamı döndüm ona. Sakin olmak için derin bir nefes aldım. İki haftadır yüzünü bile görmediğim Ali abinin hiçbir şey yokmuş gibi davranması sinirlerimi bozmuştu. Neyse dedim ben Zeynep'e. Zira biraz daha kalırsam Nesibe yenileceğimi biliyordum. Gözlerim istemsiz tekrar ona dönünce bu sefer göz göze geldik. Önce şaşırsa da ardından hızla gözlerini çekip bana arkasını dönmesiyle istemsiz çok sinirlendim. Yaptığının doğru olduğunu bilmek bile dindirmiyordu sinirimi. Şu an ben de onun için kafasını kaldırıp bakmadığı o kadınlardan biriydim. Onun sarı civcivi değildim. Zeynep'e döndüm. Gidiyorum ben. Tekerlekli sandalyemi sürdüğüm sıra nereye diye sordu Zeynep gülerek. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Saffat 99. Ne haklıymış aslında. Ben de Rabbime gidiyorum. O bana yol gösterecektir. Ardından sürdüğüm tekerlekli sandalyemi ve hızla ilerledim. Zira nefsime karşı çıkmam gerekiyordu. Onun yaptığı gibi kafamı yerden kaldırmamam. Zira anlamıştım ki artık iki yabancı insandık birbirimize. Ne o Ali abiydi artık bana, ne de ben kardeş olurdum ona. Bir anda yerle bir olan hayatıma güldüm. Şimdi yepyeni bir hayat başlıyordu benim için. Zira artık sarı civcivi küçük kardeşi değildim. Azat etmişti beni elleriyle o güneşi. Şimdi yabancı bir kadındım ona. Sokaktan geçen herhangi biri. Benimle evlenene kadar gerekmedikçe konuşmayacak, kafasını kaldırmayacak, hatta yanımda bulunmayacak olan sıradan bir kadın. Kala kaldı bir anda ellerim tekerlerin üzerinde. O da artık sıradan bir adamdı benim için. Gelecek için endişelendiğimi anladığımda istiğfar çektim. Ardından ise fısıldadım usulca. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Hud 115. Gözlerim evin içinde bir o yana bir bu yana koşan annemlerdeyken bu kadar telaşın gereksiz olduğunu düşünüyordum. Halim amcalardı işte. Defalarca şu koltuklarda oturmuş, bizlerle sohbet etmiş, gülümsemiş insanlardı onlar. Bugün onları tüm bunlardan ayıran şey benim Ali abiyle olan durumum ise bu çok rahatsız edici bir şeydi. Zira ben her ne kadar herkes ile aynı kalmak istesem de hep farklılaşıyordu ilişkiler ve yeni olan her şey beni korkutuyordu. Yanlış olduğunu bile bile. Yorulduğunu söyleyip kendisini koltuğa atan lakin gülümseyen kardeşim de garip geliyordu bana. Sanki değişen bu durumlardan, ilişkilerden rahatsız olan tek kişi bendim. Madem ortada rahatsızlık duyulacak bir şey yoktu, şu göğsümü daraltan, beni garip hisler kuyusunda boğan neydi? Annemin etrafta mutlulukla koşturmasını sağlayan, yorgunca gözlerini yuman kardeşimi mutlu eden bu his neden düşmandı bana? Yoksa ben mi sahip çıkamadım ona? Ya Ali abi, ona da garip geliyor muydu acaba tüm bunlar? O da neler olduğu bir anda böyle demiş midir? Ne kadar kabullenmeye çalışırsa çalışsın, tuhaf hissediyor mudur? Üstümdeki mavi ve şık elbiseme kaydı gözlerim. İlk defa böyle bir şey giymişti ve annem bana bu elbiseyi gecelerce emek verdiği parasıyla alıp mutlulukla giydirmişti. O vakit nankörlükten miydi yoksa bu hislerim? Parmağımdaki yüzüğe kaydı gözlerim. Halim amca ve Necmiye teyzenin alıp da büyük bir umutla parmağıma taktığı, ardından kardeşimin omuz silkerek "Parasızım ben, sana sadece dua edebilirim ki en güzel dualarımdan birisin." dediği geldi tek tek hatırıma. Sonra da o, Ali abi. Allah'ım, Yaradan'ım, can verenim, al şu sıkıntı içimden. Beni nankörlerden eyleme. Sana hakkıyla kulluk etmeye çalışanlardan eyle. Amin. Nerede kaldı ya bu eniştemler? Sözleri üzerine gözlerim kardeşime kayar kaymaz, ona baktığımı hissetmiş gibi o da baktı bana. Ne, gene mi dilim süçleyeyim? Eniştem değil mi benim? Aklıma gelen Ali abiyle sertçe yutkundum. Hatırıma geldi son günlerdeki hali. Bugün bana sırtını dönüşü ve benimle tek kelime etme işi. Bu kadar mıydı yani gerçekten onun gözündeki yerim? Hiç mi benim gibi kötü hissetmiyordu? Ona cevap vereceğim sıra çalan kapı ile koş hadi gelmiştir şimdi enişten dedim imalı. Koşarım tabii eniştem değil mi diyerek kapıya koşmasıyla güldüm.
Sanki yıllardır bunu bekliyormuş gibi halleri bir yerde sinirlerimi de bozuyordu. Zira onun ablası benken Ali abi tarafındaymış gibi davranması garip hissettiriyordu. Annemin de onlara doğru mutlu bir şekilde ilerlemesiyle ben de arkalarından gittim. Kapıyı açar açmaz Halim amcayı gören Anıl'ın "Kral geldi be" diyerek ona sıkıca sarılmasıyla gülerek sarıldı ona. Kardeşimin baba ihtiyacını ondan karşıladığını bilmek mutlu ediyordu bizi. Zira en çok da bu yüzden dayımız değil de amcamızdı o bizim. "Kerata seni, dur daha santraçta aklını alacağım senin." gülerek konuşan, ardından bana dönen Halim amcayla selamlaştık ve alnımdan öptü beni. "Sen öyle san Halim patron, kolay kolay yenilmez sana bu genç. Halit'in velit gücü var bende." Halim amcanın onu gaza getirmek istemiş gibi "Yürü be Merdo" dedi. Ardından ise herkese selamlaşıp içeri girdi. Halim amcanın arkasından giren ve girer girmez anneme sarılan ve onu bırakmamakta ısrarcı olan Necmiye teyzeye döndü gözlerimiz. "Keyfinizi bölmek gibi olmasın ama yapışık ikizler gibi durmayı bırakıp ayrılsanız mı birbirinizden acaba?" Ananın sesiyle fısıldayarak gülen ve birbirlerinden isteksizce ayrılan ikili bize selam verip tekrar fısır fısır konuşmaya başlayınca Anıl ile birbirimize bakıp kafalarımızı olumsuz yönde salladık. "Hadi hatunlar hadi, içeri girin bence siz" diyerek onları sallana yöneltti Anıl. Ben ise gülerek giden ikili izliyordum tabii ki. Hani benim eniştem diye soran Anıl'ın sesine kadar. Aklıma gene gelmediği gelince sertçe yutkundum. O kadar kötü hissettim ki, zira artık benden kaçmasını istiyordum. Yüzüme bakmayacaksa bakmasın ama kaçmasını istiyordum. Kalbimi sıkıştığını hissettim. Özlemiştim onu. Onunla konuşmayı, dinlemeyi, susmayı. Ama onun umurunda bile değilmiş demek ki. Bana neydi ki zaten, gelmesindi, görmesindi. Kaldırıp da kafasını bakmasındı. Konuşmayıp dinlemesindi. Bana neydi ki? Arabadan eşyalar alıp gelecekti diyen Necmiye teyzenin içeriden gelen sesiyle bir anda tek tek yok oldu beynimdeki düşünceler. Onun burada olduğu düşüncesinin sıkışan kalbimi düzeltmesi gerekirken daha çok sıkmasıyla sertçe yutkundum. Ona çok fazla sinirlenmiş olacağım ki ellerim titredi. Sinir tüm bedenimi ele geçirdi. Titreyen ellerimi yumruk yaptığım sıra "Selamünaleyküm" diyen sesini işittim arkamda ve arttı elimdeki titreme. Nefesim boğazıma dizildi bir anda. Ne kadar sinirlenmişsem artık ona gözlerimin yaşardığını hissettim. Resmen ona kızıp kızıp dövesim, ardından bir kenara çekilip deli gibi ağlayasım geliyordu. "Aleyküm selam" dedim Anıl gibi ama sessizce. Anıl'ın sesinin sesimi bastırmasını istercesine. "Hoş geldin enişte." Tok sesiyle doldurdu kulaklarımı ve daha çok sinirlendirdi beni. "Hoş gördük kardeşim." Bir yanım yüzüne bakmak, konuşmak, onu duymak istemezken bir yanım ona hesap sormak, ona kızmak istiyordu. Lakin tüm bunlara rağmen yaptığım tek şey öylece durmaktı. "Bu ne karizma böyle be enişte? Bakmak istiyordum yüzüne. Tekrar kaçırır mı gözlerini gözlerimden diye." Bu yüzden de usulca çevirdim gözlerimi. Ben gözlerimi çevirir çevirmez sanki beni izliyormuşçasına göz göze geldik bir anda ve çekmedi gözlerini gözlerimden. Hafif sulanan gözlerime ve çatık kaşlarıma baktı uzunca. Ne söylediğini bile anlamadığım Anıl salona geçerken kalan sadece bizdik. Onun da kaşları çatıldı. "Ağlama" dedi kesin ve net bir şekilde. "Ağlayacak ne var ki?" Bu sefer daha çok çatıldı kaşlarım. "Ağlama dedim sana" diye bastıra bastıra söylemesi üzerine sıktım yumruk yaptığım elimi. "Beni sinirlendiriyorsun" dedim sinirle. "Beni ilk defa bu kadar sinirlendiriyorsun. Sana ne dedim ben? Beni sevmeyi bırakırsan sana küserim. Beni bu kadar kırmandaki, yok saymandaki amaç ne? Gerçekten sokaktan geçen herhangi bir kadın mıyım senin için? Hani sarı civcivindim ben senin?" derin bir nefes aldı. "Sokaktan geçen sıradan bir kadın olmadığı için zor ya. Güneş, sarı civciv, bana da çok zor geliyor bunca şey. Tam tamam diyorum, her şeyi kabulleniveriyorum. Başka şeyler çıkıyor önüme. Güneş, seni karım olarak görmek zor geliyor ama Tuna'ya bakarken, onunla konuşurken ona olan duyguların geliyor aklıma. Bana neden bu kadar kırıldığını biliyorum ama bugün görmek istemedim ona olan bakışlarını. Bu yüzden yapabildiğim tek şey sana arkamı dönmek oldu. Eğildi ve benimle aynı hizaya geldi. Yarın bir gün eşim olacaksın Allah'ın izniyle ve ben bir erkeğim. Gururuma dokunuyor. Sertçe yutkundum. Bu yüzden mi döndün bana sırtını? Kafasını olumlu yönde sallamasıyla derin bir nefes aldım. Sen bana bakarken benim gözlerim sendeydi değil mi? Tuna da yahut da başkasında değildi. Tuna başkasının kocası olacakken gerçekten böyle bir şey düşünebildin mi? Bana bak adam, seni döverim dedim ona parmağımı sallarken. Önce parmağıma ardından gözlerimin içine bakıp gülümsedi birkaç saniyenin ardından. Derin bir nefes alıp elindeki çiçek ve çikolatayı kucağıma bıraktı ve iyi hadi gidelim de takalım şu yüzüklerimizi. İkimiz de çok yorulduk dedi. Söyledikleriyle birlikte düzeldi çatık kaşlarım. Tamam Ali abi dedim ve ben bunu der demez silindi yüzünden neşesi. Gerçekten mi? Gene mi be kadın? Sanki çok akıllıymışım gibi beni delirtmek mi senin derdin? Omuz silktim. Ardından da kucağımdakileri sıkıca tutup salona geçtim.
Arkamdan homurdana homurdana geldiğini duysam da ona bakmadan mutfağa geçtim ve elimdekileri masaya bırakır bırakmaz elimi kalbime yaslayıp derin bir nefes aldım. Tüm bunların ağırlığından mıydı bilmiyorum ama yüreğimde tuhaf bir his vardı. Ne anlama geldiğini bilmediğim. Bir anda değişen bu durumu hazmedemediğimden miydi bunca şey yoksa güçsüzlüğümden miydi onu da bilmiyordum. Bu yüzden daha fazla sorgulamak istemedim. Zira biraz olsun zamanın akışına bırakmam gerekiyordu kendimi. Daha fazla düşünmeden kahve yapmak için gelen anneme yardım ettim. Aklıma gelen düşünceyle gülümsedim. Bu kahveleri yapan da, taşıyan da, ikram eden de annem olacaktı. Ben değil. Ki öyle de oldu. Ben sadece bir kenarda durup onları izliyordum. Buydu zaten her şey. Bu yaşıma kadar neyi tek başıma halledebilmiştim ki? Gözlerim sanki ne düşündüğünü biliyormuş gibi bakan Ali abinin gözlerine döndü. Kaşlarını çattı sanki saçmalama der gibi. Gözleriyle konuştu benimle ama dinlemedim onu. Dinlemek gelmedi yüreğimden. Bu yüzden de çektim gözlerimi ondan ve birbirine gülerek bakan ailemi izledim. Halim amca ve Anıl yan yana oturmuş satranç oynarken annem ile Necmiye teyze ile gülerek sohbet ediyorlardı. Böylece oturup beni izleyen Ali abiyle güldüm. Her şey aynıydı aslında. Onların ruh halleri, davranışları, gülüşleri. Sahi belki de bir bu güzel insanlara yük olmayacaktı bana emanet bedenim. Bir onlar sevecekti belki de bu kırılgan ruhumu. Baktım Ali abinin gözlerine tekrar. İçimi okuyormuşçasına bakmasını umursamadan. Yarın dini nikahımızın kıyılacağı adam da o. Yıllardır gözlerimin önünde olan ve ölüm kapımızı çalana kadar yanımda olacak olan adamdı. Aslında o. Allah'ın bana bir hediyesiydi. Zira babam ile birlikte bir de bacaklarımı teslim etmiştim sahibine. Onlar sana değil bana ait ve sen de bana aitsin dermiş gibi. Benden başkası sana ne yarar ne de zarar verebilir dermiş gibi. Bacağını aldım ama sana seni olduğun gibi seven güzel yürekli bir adam verdim dermiş gibi. Allah'ım dedim gözlerimi yumarak. Benim gidecek kapım da yardım dileyecek sahibim de sensin. Yar da sensin, yardımcı da. Beni sana teslim olanlardan eyle. Beni elçin İbrahim Aleyhisselam yolundan ilerleyenlerden eyle. Çünkü Rabbin ona bana teslim ol buyurmuş. O da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bakara 131. Açtım, yumdum gözlerimi ve gerçekten gülümsedim aileme akıp. Zira her saniyesini şükürle geçiren bir insanın sunduğu şükür bile hiçbir şey iken Rabbin lütfu karşısında benim ne haddime idi bunca güzellik içinde dertlenmek, kendime zulmetmek. Gerçek şu ki Allah insanlara zerre kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Yunus 44. Ben onları izlemeye devam ederken oyunları bitmiş olacak ki boğazını temizleyen Halim amcaya kaydı gözlerim. Gülümsedi ve gözleri ben ile Ali abi üzerinde dolandı. Artık sadede gelsek mi Necmiye Hanım diye sordu neşeli sesiyle. Omuzlarını dikleştirip Halim amcaya dönen annem ile oturduğu yerden kalkıp annemin yanına oturan Anıl'ı izledim. Onu onaylayan Necmiye teyze ile anneme döndü babacan bir tavırla Halim amca. Zaman geçti. Atlar tek tek saçlarımıza yerleşti. Çocuklarımız boyumuza geldi. Yetmedi bir de yuva kurma yarışına erişti. Yasemin bizim oğlanı bilirsin. Senin de elinde yetişmiş sayılır. Sorumluluğunu bilir. Harama dokunmaz. Rabbin rızasını gözetmeye çalışır. Anaya babaya saygısızlık etmez. İşi de vardır. Yıllardır çalışıp aldığı küçük de olsa evi de. Artık eğlenmesinin zamanı da geldi. Bu yüzden de Allah'ın emri peygamberin kavliyle ilk göz ağrını ilk göz ağrıma istiyorum. Duydukları üzerine uzunca bana ardından da Ali'ye bakan annemin yüzündeki gülümsemeyi izledim öylece. İşlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Uzunca gözlerime baktı annem. Duygularımı ölçmek istercesine. Gülümseyerek izledim ben de yüzünü. Karşı çıkmak gibi bir düşüncem yoktu. Sadece ağır gelmişti bir anda yüreğime tüm bunlar. Bu yüzden de sözlerim, yaptıklarım, sustuklarım. Halim amcaya döndü annem. Ben de ilk göz ağrımı önce alemlerin Rabbine ardından da ilk göz ağrına emanet ediyorum. Önce Allah'tan sonra da benden emanet bilinsin ilk göz ağrım. Sözleriyle beraber kafasını olumlu yönde salladı Halim amca. Allah şahidim ki kızın kızımdır. Gözlerini onaylarca kapatıp açtı annem. Allah şahidim ki oğlun oğlumdur. Sanki annemin yanında dimdik duran o değilmiş gibi bir anda heyecanla kalktı Anıl. Eniştem, canım eniştem diyerek Ali abiye sarıldı mutlulukta. Ona gülüp sarılan Ali abiyle birbirine sarılan Necmiye teyze ve annemi izledim. Oğlumu öldürmek mi istiyorsun Merdo? Bırak onu diyen Halim amca ile Ali abiyi bırakıp hızla ona sarıldı. Kıskanma Biricik amcam, sana da sarılırım dedi neşeyle. Hepimiz onlara gülümseyerek bakarken ayağa kalkan Ali abinin annemlerin ellerini öpmesiyle ben de öptüm ellerinden. Ardından ikimiz de Anıl'dan ayrılmayı başaran Halim amcanın elini öptük. Bize gülerek bakan ailem ile bana sıkıca sarıldı Anıl. Hani küçükken sana prenses derdim ya,
Üzerinde pembe bir elbisen olurdu. Çok severdin. Ben de o küçük boyumla tekerlekli sandalyeni sürerdim de beraber neredeyse tüm mahalleyi gezerdik. Sen bugün yine prensessin ama o sandalyeyi sürecek olan ben değilim. Pembe elbisenin bir gelinlik, tüm mahallenin, tüm ömrün ve sandalyeni sürenin gerçek bir prens olması benim en güzel dualarımdan biriydi. Birbirinizi sevin. Allah rızası için sevin. Şükredermiş gibi, her anının size kimden armağan olduğunu bilirmiş gibi. Abla, sen benim bu dünyada annemden sonra en çok değer verdiğim kadınsın. Lütfen sadece etrafındaki güzelliklere bak. Kulaklarıma fısıldadıkları ile öylece durdu ellerim. Dondu gülüşlerim ve sertçe yutkundum. Benden ayrılan ve gülümseyerek bakan kardeşim ile öylece kala kaldım. Önce dolan, ardından beklemeden gözyaşlarımı dışarı sızdıran gözlerimi kaçırdım ondan ve yeri izledim. Aklım darma dumandı. Birbirlerine neşeyle bakan ailemi izlerken bir anda sehpada verilen yüzüklerin nereden nasıl geldiğini bile anlamamıştım. Ben ve Ala abi ortalarını aldılar ve taktılar yüzüğü parmaklarımıza, kestiler ipi. Parmağımdaki yüzüğe öylece bakarken kulaklarımda yankılanan tek şey Anıl'ın sözleri olmuştu. Derin bir nefes alıp büyüklerin ellerini öpüp ondan sonra tekrar yan yana dizilip mutlu olan ailelerimizi izledik. Onlar yarınki dini nikahı, düğünü falan konuşurken benim tek odak noktam gözlerinin içi mutlulukla parlayan ailemdi. Sahi ben onları üzecek olmaktan ve onlara yük olmaktan korkarken beni onlara mutluluk sebebi yapan Rabbime, beni her daim gören, işiten, bilen ve bunları hissettiren din gününün malikine hamd etmemek diye bir şey olabilir miydi? Yetimi koruyup gözeten ve yetim olduğumu hissettirmeyen Rabbime şükretmemek diye bir şey olabilir miydi? Bana o seni yetim bulup barındırmadı mı diyen Rabbime secde etmemek diye bir şey olabilir miydi gerçekten? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi diye sorduğunda nasıl cevap verecekti bu aciz kul? Sahi ona şükürler yetmezken nasıl şükredecektim ben? Söylemek istediğim şey buydu güneş diyen Ali abinin sesini işittim. Bak onlara, gözlerindeki mutluluğa bak. O korktuğun duyguları, bakışları görebiliyor musun gözlerinde? Karşımıza her zaman biz bilmesek bile en güzelini çıkaran Allah'a teslim olmanın nedenli güzel olduğuna bak. Bir Eyüp aleyhisselam sabrını, İbrahim aleyhisselam teslimiyetini göremediği kullarına sunduğu şu güzelliğe bir bak. Evlilik de bir ibadet, bir sünnet. Rabbim beni sana, seni bana kader diye yazdıysa teslim olmak dışında nankörlük yakışmaz bana. Seni benim kaderime yazan güç ve kudret sahibi Rahman kalplerimize sevgiyi de koyacaktır elbet. Ben ona iman ettim. Onun bana sunacağı iyiliklere de iman ederim. İman ettim Rabbim. Başıma gelen tüm kötülüklerin kendimden, tüm güzelliklerin de senden geldiğine iman ettim. Sözleri tüm hücremde yankılanırken tekrar ettim söylediklerini, iman edişimi. Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, tüm kainatın onun gücünün ve kudretinin bir sanatı olduğuna ve her şeyin onun ol sözüyle olduğuna ve alemlere rahmet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna iman ettim ve onun bana yazdığı kadere teslim oldum. Teslim olmuştuk ikimiz de. Rabbimizin bize güzellikten başka bir şey vermeyeceğine, kötülüğün bizden dolayı olmasına rağmen bizlere güzellik sunan Rabbimize tam teslim olduğumuz saniyelerdi bunlar. İşte tam da şimdi ikimiz için de tamamdı her şey. İkimiz de anlamıştık bize sunulan güzelliği ve hamd etmiştik sunana. Tüm vücudumda hissettiğim yorgunluk ile derin bir nefes alıp bıraktım tekerlekli sandalyemi sürmeyi. Siparişleri teslim edip ikindiyi de camide kıldıktan sonra eve gitmek için hızlanmaya çalışsam bile tüm vücudumda hissettiğim sızı ile daha fazla dayanamadım. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Bu yüzden de kendimi yaklaştığım Halim amcanın dükkanına atmak gibi bir düşüncem vardı. Dini nikahımızın kıyıldığı gün, ertesi günü teyzesini ziyarete giden Ala bile yalnız olduğunu düşündüğüm Halim amcaya gitmek ve beni eve bırakmasını istemekti amacım. Bu yüzden de tekerlekli sandalyemi yavaş yavaş dükkana doğru sürmeye başladım. Dini nikahımızın üzerinden 3 gün geçmiş ve ben o günden sonra soğuğa rağmen geceleri bahçede oturmaya başlamıştım. Tek düşündüğüm Allah ve onun bana tüm hayatım boyunca sundukları olduğu için de düşündükçe mutlu oluyor, mutlu oldukça soğuğu bile umursamıyordum. Tabi soğuğun da bana acıyacak hali olmadığı için soğuğu aldıkça almıştım ve her tarafım hem sızıdan hem de yorgunluktan dolayı çok fenaydı. Sonunda dükkana geldiğimde içeride kimseyi göremedim. Halim amcanın arka taraflarda olacağını düşündüğümden bağırdım. Halim amca, Halim amca benim, Güneş. Çok işin yoksa beni eve bırakır mısın? Sözlerimin üzerine bir anda arka taraftan çıkan ve bana telaşla bakıp ne olduğunu soran Halim amca ile açıklama yapmaya başladım. Bir şey olduğu yok, sadece iyi hissetmiyorum kendimi. Soğuk aldım galiba. Sandalyemi eve sürecek kadar bile halim yok. Bana yardım eder misin? Ah minik serçem ah. Ne diye soğukta durursun ki sen? Ali, Ali buraya gel çabuk. Halim amcanın sözleriyle birlikte kocaman açıldı gözlerim.
Ne demekti canım Ali? Ne zaman gelmişti? Neden benim haberim yoktu? Bir anda hissettiğim tuhaf duygularla sertçe yutkundum. Ellerimin titremeye başlamasıyla sıktım sandalyemin kolunu. Efendim baba diyerek üstündeki yağlı kıyafetlerle gelen, beni görür görmez şaşkınlıktan kaşları çatlayan Ali abiyle karnıma giren sancıya bir anlam veremedim. Güneş soğuk kalmış biraz, onu eve bırak da dinlensin demesiyle hemen araya girdim. Eğer işiniz varsa ben tek başıma da giderim. Sözlerim üzerine ikisinin de bana olan kızgın bakışlarıyla sertçe yutkundum. Ya da beni siz götürün, hastayım ben sonuçta. Tekrar Ali abiye dönen Halim amcayla sakin olmaya çalıştım. Zira çok tuhaf duygular hissediyordum. Tamam, ben üstümü değişip geleyim. Koşa koşa giden Ali abiyle elini alnıma koymak için gelen Halim amcanın alnıma doğru ilerleyen eline bakıp güldüm. İyiyim ben, amcaların en güzeli. Çok olmasa da biraz ateşim var. Eve gider gitmez dinleniyorsun bak. Kafamı olumlu yönde salladım. Biraz sonra gelen Ali abiye arabanın anahtarını teslim eden ve gelen müşteri yüzünden yanımızdan ayrılan Halim amca ile birlikte tekerlekli sandalyemi arabaya doğru sürdü Ali abi. Arabaya varana kadar hiçbir şey konuşmayan Ali abi ön kapıyı açıp bana doğru ilerler ilerlemez ve oldukça yakın olur olmaz çektim kendimi. Tuhaf hissettiren bu yakınlıktan dolayı ona kaşları çatık bir vaziyette bakmam onu bir an güldürse bile sakin ol, yanlış bir şey yok, seni kaldıracağım sadece dedi. Yaptığım saçmalığı anlar anlamaz kafamı olumlu yönde salladım ve o beni kucağına alır almaz kollarımı boynuna sardım. Beni ön koltuğa bindirip sandalyemi bagaja koyduktan sonra sürücü koltuğunda oturmasına rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen kalp ritmim ile derin bir nefes aldım. Yola çıkar çıkmaz da hasta hasta çıkmana gerek var mıydı gerçekten diye sordu hafif sistem dolu bir ses tonuyla. Omuz siktim. Bu kadar kötü olacağımı düşünmüyordum. Yine de dikkat etmelisin kendine. Havalar daha tam ısınmadı. Kafamı olumlu yönde salladım uyusalca. Uzun süredir içerisinde olduğum ruh halime tezat olan bu davranışım karşısında bir süre yüzümü izlese de ardından gülümseyip kafasını olumlu yönde salladı. Bu arada annemler yarın seni de alıp alışverişe çıkacaklarmış. Çekinme sakın. Neyi beğendiysen alabilirsin. Sözleri üzerine derin bir nefes aldım. Zira düğüne sayılı günler kalmıştı. Tamam. Onu onaylamam ve laf cambazlığına girmemem ile gerçekten çok hasta mısın diye sorup durdurdu arabayı. O kadar hasta değilim. Sadece kemiklerim ağrıyor ve kendimi çok yorgun hissediyorum. Bu kadar. Beklemeden alnımı bulan eliyle kocaman açıldı gözlerim. Öylece kala kaldım. Yüzünü biraz daha yüzüme yakınlaştırıp yüzüme dikkatli bakmasıyla hareket etme yetimi kaybetmiş gibiydim. Biraz ateşim var gibi. Bitki çayı falan iç de toparla kendini. Ardından yeni fark etmiş olacak ki kocaman açılan gözlerime baktı. İlk defa bana bu kadar yakın olan Ali abi ağzının içinde bir şeyler geveleyip geri çekildi. Kusura bakma. Sözleri üzerine sertçe yutkunup kendime geldim. Sorun değil dedim bulmaya çalıştığım sesimle. Tekrar arabayı çalıştırmasıyla pencereden dışarı izledim. Eskiden olsa gülerek şakalaşacağım adam ile büyüdüğümüzden beri ilk defa bu kadar dar bir alanda yan yana kaldığımızı fark ediyordum. Bu yüzdendi belki bu kadar tuhaf hissiyatım. Annemler gelinlik giymek istemediğini söyledi. Kafamı ona doğru çevirip yüzünü izledim. Ali abi dedim. Vücudumu ona doğru çevirmeye çalışıp gözleri bir an yüzüme dönse de tekrar yola baktı. Efendim derin bir nefes aldım. Sahi ne yapacağız biz? Kaşları çatıldı. Eve geldiğimizden ötürü arabayı durdurup o da vücudunu bana doğru çevirdi. Nasıl yani? Omuz siktim. Nasıl düşünürsem düşüneyim. Nereye koyarsam koyayım. Ali abisin sen benim için. O kadar basit ki beynimde ve kalbimdeki yerin başka bir yere yakışmıyor sanki. Sen de böyle düşünmüyor musun? İfadesizleşti gözleri ve yüzümü izledi. Güneş, beni çok görüyorsun. Sesi oldukça dürüsttü. Yaradan Rabbimin yüce şanına yemin ederim ki seninle evlenmeye karar verdiğim o ilk gün seni kardeşim olarak görmeyeceğime dair kendime yemin ettim. Bu saatten sonra sen benim karım, dünya ve ahiret Allah'ın izniyle benim diğer yarımsın. Duyduklarımla sertçe yutkundum. Ayrıca beni kalbindeki gerekli yere oturtma işin gerçekten yakışmadığından mı yoksa dolu olduğundan mı diye kendine sorman gerek. Duyduklarımla kocaman açıldı gözlerim. Kastettiğin şeyin ne anlama geldiğini biliyor musun? Haramdan uzak durmasını bilecek yaştayım ben. Farkındayım ama bu beni oraya oturtmana engel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sorun yıllardır abi olman iken nereden çıktı şimdi o? Abi mi? Gerçekten abi miyim ben senin? Hakikaten anamız mı bir? Babamız mı? Sen benim ne demek istediğimi anladın bence. Sözlerimle güldü. Kaşlarım çatıldı. Niye gülüyorsun? Sanki yıllardır beni kardeş olarak gören sen değilmişsin gibi. Sen benim kardeşim değilsin. Sen benim karımsın Güneş. Anladın mı? Sen benim kadınımsın. Bir kadınsın. Bu dünyada yaşayan ve bana helal kılınan bir kadınsın. Bunu ben anlamışken senin anlamaman neden? Seni kocam olarak görmeye çalışıyor. Hayır çalışmıyorsun Güneş.
Tutturmuşsun da bir abi de abi. Bana bak diyerek yakınlaştırdı yüzünü yüzüme. Gözlerime, yüzüme ve gör artık ben bir erkeğim. Senin kocanım. Artık benimsemen gereken kocan. Ali Ağa. Güneş, güzelim artık şunu yapmayı bırak. Bana sadece Ali de ve daha fazla yorma beni. Sessizce yüzümü izledi ve yüzünü bana doğru yakınlaştırdı. O kadar yaklaştı ki nefesim boğazıma dizildi. Kalbim göğsümü çıkmak istercesine yumruklamaya başladı. Ilık nefeslerini yüzümde hissedebiliyordum. Gözleri gözlerimden kopmazken konuştu. Anladım ki seninle başka dilde konuşmam gerekiyor. Sözden anlamıyorsun. O yaklaştıkça nefeslerim boğazıma dizildi. Tuhaf hissediyorsun değil mi? Benim bir erkek olduğumu şimdi anlayabiliyorsun değil mi? Sözlerinin ardından yanağıma değen ılık dudaklar ile sertçe yutkundum. Karnım kasılmaya başlamıştı bile. Dudakları yanağıma gezinip kulaklarıma ulaştı. Dediğim gibi ben bir erkeğim ve senin kocanım. Karısının aklına ve kalbinde sadece kendisinin olmasını isteyen kıskanç bir koca. Yapma dedim titrek sesimle. Benden uzaklaşması adına ama çekilmedi. Kimim ben Güneş diye sordu. Ardından çekilip gözlerimin içine baktı. Ne istediğini anlamıştım. Zira çocukluğum da o benim. Lakin bu yaptıkları sahi ne zaman böyle bir adam olmuştu o? Sana ne oldu diye sordum. Sadece inadın canıma tak etti. Attığımız her adımda bizi geri itmen de. Artık bir şeyleri anlaman gerek. Sinirlendim. Bana yakın olmasını umursamadan yaklaştım yüzüne ve baktım gözlerinin içine. Ben mi geriye itiyorum bizi? Kafasını olumlu yönde salladı. İyi tamam. Tamam itmem artık kusura bakma. İyi yaparsın. İyi. Tamam Ali dedim ismini bastırarak. İstediğini elde ettiği için gülen yüzüne baktım. Kalbim hızlı hızlı atmaya devam ederken. Şimdi beni eve bırakır mısın kocacığım? Diye sordum abartılı bir ses tonuyla. Yavaş yavaş oturacak her şey yerine. Diyerek indi ve benim oturduğum tarafa gelip kapıyı açar açmaz beni kucağına aldı. Kalbim çok hızlıydı. Ellerim titriyordu ve tüm bunlar arabaya girdiğimden beri varlığını sürdürüyordu. Kollarımı onun boynuna sardım. Kıpkırmızı oldun dedi gülümserken. Senin yüzünden beni sinir ediyorsun. Kafasını olumsuz yönde salladı. Keşke bir de kendini görsen. Çatık kaşlarımla baktım gözlerinin içine. Bana bak adam. Beni delirtip delirtip sonra da beni yoruyorsun diyorsun. Asıl sen yoruyorsun beni. Beni daha sıkı tuttu. Sen daha dur kadın. Biz daha birbirimizi çok delirtiriz bu gidişle. Rabbim sonumuzu hayretsin. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.